Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Fenerbahçe'nin adamının dışında da kimseye yanaşmam. Ben gidip de kimseden fetva almam. Ya biz gittik icazet aldık, yok bende. Karşı tarafa bakın, icazetlerle devam ediyorlar. Bir dakika. Dur. Ya bir dakika anlatacağım. Bir dakika rica ediyorum. Şimdi onun için yayınlar yapıyorlar. Aziz Yıldırım'ı işte devlet destekliyor. Şey, ben 6 yıldır ayrıldığımdan beri Sayın Cumhurbaşkanı'nı görmedim, konuşmadım. Onun yanındakiler de konuşmak istesem set çekiyorlar. Görüştürmezler beni. O kadar etrafı sarılmış. Bak buradan söyleyeyim de duysunlar yani. Ama bir şey söylediğin zaman da diyorlar yok biz öyle bir şey yok. İşte şu falan. Oylarını gidip Ali Koç'a atıyorlar. Onu da biliyorum yani. Neyse önemli değil. Şimdi bizim yapacağımız şey Şekip Bey'e destek olmak. Yarın sabahleyin 8:30'da kapılar açılıyormuş. İşte 9-10 arasında herhalde bir oylama yapılır. Orada lütfen erken gelin. Hep beraber Şekip Bey'i hak ettiği yere oturtalım. Bundan sonra da kulüpte kulüpçülük anlayışıyla divan başkanları gelip kongreleri idare etsinler. Bunun için sizden ricamdır. Lütfen buna destek olun. Hep beraber bunu yapalım. Bunun dışında çok şey söyleyebilirim ama yeter, çok konuştum. Nasıl, iyi miyiz? Heyecan var mı? Ya abi ya. Sağ olun. Şimdi diyorlarmış ki, diyorlarmış. Ben geldim, ne yaşamışsam hepsini anlattım. Antrenörle, Mourinho'yla. Daha fazlaları var ama onu rahatsız eder. Biz de çünkü kazanırsak onunla devam edeceğiz. Ama öyle bir hale getirdiler ki sanki gittiler, getirdiler, ettiler, şu, bu. Kendileri yıllar yani veya aylardır konuşuyorlarmış, yapıyorlarmış ama. Deyin ki ya gittik, biz aldık, geldik. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktörü bu. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bizim de bir katkımız olduysa %1, biz de kendimizce mutlu oluyoruz. Adını söylemeseydim acaba rüyalarında görecekler miydi? Rüyalarında görürler miydi? Adını söyledim gittiler. Ama inşallah pazartesi biz seçiliriz, onunla beraber devam ederiz. Bakın hedefleri koyuyorum hepiniz bilin. Önce bu sene Türkiye'de şampiyonluk. Avrupa'da gruplara kalmak ve gidebildiği kadar gitsin. İkinci sene böyle bir antrenör ve yapılacak kadro ile beraber Avrupa'da bir kupa kaldırmak. Üçüncü sene artık Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nereye gidebiliyor, finale kadar gidebiliyorsa gitsin. Bunu yaratmalıyız. Yoksa efendim borç var. Borç anlatıyorlar. Şimdi bakın hepinize söylüyorum. Bilin lütfen. Yalan konuşuyorlar. Dürüstçe konuşuyorlar. Dedim ki geçen sene Haziran ayıydı neydi? Mahmut Bey'in otelinde konuştum. Ne varsa borcu gelsin benim arkadaşlar. Oturun 3 kişi. Tespit edin. Eğer borç mal varlığından fazlaysa ben aradaki farkı ödeyeceğim dedim. Yapamadılar. Korktular. Biliyorlar. Bak size anlatacağım şimdi. Lütfen dinleyin. Bak dinleyin anlatacağım. Şimdi 600 milyon euro borç var. Orada 200 milyon euroya yakın borç Ülker'le alışverişten dolayı hiçbir faturalaşmanın dışında bir şey yok. Geldi 400'e. O 400 milyon da aslında 1.9 milyon TL. Bunun 1.2 milyar TL'si bankalara olan borç. Geri kalanı da TL borçtu. TL borcu biz tuttuk euroya çevirdik. Euro o zaman 5 liraydı. 700'ü 5'e böldük. İşte 100 küsur çıktı. Biz onu getirdik. Öbür taraftaki dövize ekledik. Borç bu kadar dedik. TL, döviz arttığı için TL düştü, aşağı gitti. Yani diyelim ki o zaman biz 100 milyon misal dolar demişsek o düştü 20 milyon dolara. TL'nin döviz karşısındaki düşüşünden dolayı. Bu tarafta da döviz aynı şekilde ilave ettiğinizde bizim borç azaldı. 100 milyona yakın da bizden dolayı futbolcu satışı, işte sermaye arttığı
vergi iadelerinden dolayı bir girdi oldu 100 milyon euro. Onu da düşmüyorlar. Neyse hepsini kabul ettik. Ben 1 milyar dolar Fenerbahçe'yi borçlandırdım. Şimdi anlatacağım. Anlatacağım şimdi. Eğer şerefleri, namusları ve dürüstlükleri varsa benim dediklerim çıksın, açıklasınlar ya da desinler öyle değil, sen yalan söylüyorsun. Hesabı da çıksın, koysunlar. Bankalar Birliği'yle konuştum. Bizim borç 600 diyorlar ya, ben dedim 1 milyar. Bankalar Birliği'ne gittiler, anlaşma yaptılar. Ne kadar anlaşma yaptılar? 330 milyon dolar. Hani bizim 600 milyon euro borcumuz vardı? Bütün borçların toplamı 330 milyon dolar. İyi dinleyin beni. Bakın lütfen iyi dinleyin. 5.30'dan diğer kulüpler 5.30'dan döviz olan 330'u, bizim 330'u böldüler, TL yaptılar, koydular. Biz ne yaptık? 6.70'den geç kaldık, pazarlık yaptık. Niye pazarlık yaptık? Çünkü Ali Koç Yapı Kredi'den 50 milyon dolar kulübe kredi aldı. O krediyi Bankalar Birliği kabul etmedi. Dedi ki bu sizin bankadan alındı. Onun için siz bunu koymayın içine, dışında kalsın, siz halledin. Yok dediler, itiraz ettiler. İşte o süreçte 5.30'dan yapılması gereken döviz alışı, satışı gitti 6.70'den yapıldı. Bundan dolayı 61 milyon dolar Fenerbahçe zarar etti. Bir. İki. 330 milyon doların karşılığı 330 milyon doların karşılığı 3.2 milyar TL Türk lirasına çevrildi. 48 milyon TL bu ana paradan ödeme yaptılar. Bir şey değil. Sonra faizler %8,5 işte %10 falan Türkiye'de düşürdüler faizleri. Bunlardan dolayı şu an mavi kitapçıya göre 4 milyara yakın Fenerbahçe'nin borcu var. 330 milyon dolar olan borç nereye düştü? 4 milyara. 4 milyara 30'a bölün, o yani şeyin doların dövizine bölün, 110 milyon, 120 milyon dolar eder. E ne oldu? Onlar mı indirdiler parayı? Onlar mı ödediler? Dövizle Türk lirasına çevirmekle bu kadar döviz bazında borç azaldı. Şimdi ne var? Şimdi faiz %50 oldu. %6,5-8,5 faizler bitti. Eğer ödemezseniz 4 milyarın yarısı 2 milyar. 30'a böl 65 milyon, 60 milyon her sene dolar, 60 milyon dolar her sene faiz ödeyeceksiniz. Önce bu paranın kapanması lazım. Öyle dedikleri gibi 600 milyon şey var, borç var filan yok. 330, 50 milyonu çık, 280 milyon dolar Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından kalan borç. Bu tarafta ne var? 600 milyon dolar mal varlığı var, mal varlığı. Ne dedim? Getirin dedim bu söylediğim rakamlarında aynı paradan hepsini ben satın alacağım. Niye getiremiyorlar? Çünkü ucuza ben alacağım da onun için. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Çok zaman ıslandık, ağladık, sızlandık. Birbirimizi kırdık, her şeyi yaptık. 6 defa şampiyon yaptık. 3 defa da son şeyde maçta kaybettik. Denizli'de başkan bendim. Trabzon maçında içeride kaybettiğimizde başkan bendim ama 2012'deki Galatasaray'la sahamızda 0-0 kalıp kaybettiğimiz maçta ben başkan değildim, ben Metris'teydim. Kimler vardı? Sayın Ali Koç sahanın içinde koşuyordu. Her durmadan onu gösteriyorlar. E niye, bana diyor ki niye müdahale edemedi? E sen niye müdahale etmedin? Sen niye etmedin? Ben içerideydim, Metris'teydim. Şimdi onun için o bunu söyledi, şunu söyledi, bunları bırakacağız. Beyaz bir sayfa açacağız. Hepimiz birlikte birleşeceğiz. Tribünler, kongre üyesi, divan üyesi, bütün Fenerbahçeliler bir araya geleceğiz. O sizin kamusal gücünü arkasında gören, kendisini Fenerbahçe'den
büyük görmeyen, gerekirse Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olan ben bu göreve talibim. Ve sizden destek istiyorum. Sizden destek istiyorum. Daha güçlü ve daha kararlı adımlar atmak dileğiyle yaşasın Fenerbahçe, yaşasın Fenerbahçeliler diyorum. Saygı, selam. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, şimdi öbür taraf alıyor gidiyor işte Mourinho'nun şeyini, formasını Murat Ülker'e gösteriyor. Bir öbürüne götürüyor, şuna götürüyor. Bizim arkadaşlar hiçbirisi kamuoyuna böyle daha yeni alışacaklar için çıkmak istemiyorlar, kendilerini saklıyorlar. Bakın şu bey, bu bey Murat Ülker'in kuzeni. Murat Ülker'in kuzeni. Ha, Mehmet Bey, Mehmet İman. Söyleyecek misin? Tamam, peki. Ondan sonra Ahmet Özoku var. O da Londra'da işi var. Bu akşam aramızda değil. O da ablasının oğlu. Yani Murat Bey onun dayısı. Ya bunlar reklam yapmaktan bıkmadılar. Forma götürüyor. Pazartesi ben gelince o zaman o Murat Bey'den formayı geri alacağım, ben götüreceğim. Tamam. Hepinize iyi akşamlar.